bazı suratçı durumlar. Ereğli Süt Birliği'nin olağan mali genel kurul toplantısı bugün yapıldı. Bu toplantıda konuşan Başkan Ercümen Sarıkafa, ürettiğimiz süt kadar alnımız ak diye konuştu. Beraber yönetmeye ben varım arkadaşlar. Toplantıya hükümet komiserleri, bakanlık temsilcileri, Süt Üreticileri Birliği, yönetim kurulu üyeleri ve yüzlerce üretici katıldı. Üreticiler Birliği, 2016 tarihini bilen... Bir konuşma yapan Başkan Ercümen Sarıkafa, göreve geldikten sonra unutamadığı iki olayı üreticiyle paylaştı. 26 Mayıs saat 11'de Ziraat Bankası müdürüm arıyor ve o döneme şöyle bir çok eskiye ne olur gitmeyeyim, bakın bir yıl önce anlatıyorum. Firma burada bir tane firma süt bırakıyor ve belediye meclis üyesiyim. Belediyede o tarihleri de biliyorum. 20 Mayıs'tan sonra tam 4 gün üst üste mal ettiriyorum. Sütünü satamayan üreticilerimiz birliğe gelsinler, hangi mahalle, hangi köy, hangi siyasi partiden olursa olsun bu konuda size yemin ediyorum ki hiç ayırt etmedim. Çünkü üretiyor ya, birimleri de var, baş tacı. Ve o dönem süt arıyorum. Bunlar ne olur unutulmasın ve isim de verebilirim ama buradan zikretmeyeceğim. Bir tane sanayici yazdı. Ereğli'de sütünü satamayanlar 70 kuruşa sütünü alsınlar, alabiliriz diye. Ve o yazıyı bana isim yine verebilirim. Üyelerimden birkaç tanesi resim çekip bana getirdi. Tabii panikliyorum. Ben de süt üretiyorum. Ve eğer 70 kuruş değil, 95 kuruşa ben kendi sütümü satarsam batarım. Evet, yönetmek zor. Kriz kapıda. 27 Mayıs bu sütü bırakıp satmayı, bunların hesabını yapıyor, yaparken 27 Mayıs sabah saat 10.30-11'lerde, bu saatlerdeydi. Ziraat Bankası müdürü arıyor Ereğli'de. Başkanın hesabınıza blok okundu. Hiç unutmuyorum, o dönem burada herhalde kendisi Bekir Kılıç geldi. Başkanım, moralim çok bozuk, hayırdır? Tabii paylaşamıyorsun, üye paniklememeli. Üye dik durmalı, üye beni dik durduğum zaman dik durmalı. Dedim ki ya Bekir, bir tane çiftlikten hayvanım ölmüş, ona bir moralim bozuldu. Bekir tabii beni tanıyor. Başkan pek ne işine benzemiyor. Burada bir sıkıntı falan mı var? Ben şöyle, tabii ki o gün o işi çözeceğimi düşünüyorum. Çünkü firmalardan para alamıyorum. Zaten kriz var. Ve bir de 4 milyon bir parayı ben firmalardan savaşarak o parayı getirmişim. Bu sefer burada devlet, hadi özel bank olsa neyse, bir yazı gelmeden abuk sabuk bir yazıyla 4 milyon para ben okudum. Neyse tabii o duyuldu. Çünkü aynı gün çözemedim. 10 gün sürdü ama hakikaten 10 gün Ankara'ya gidiş gelişlerinde bunu dertleniyorum. O gün ben o para blokodayken inanılmaz 45 yaşındayım. Hayatımdaki unutmayacağım bir tarihti. Neyse tabii ki çözüldü. Çok şükür sorunlar var, sıkıntılar var. Devam ediyoruz. Emin olun yine unutamayacağım bir tarih. Tabii onu normal Türkiye'de de unutamayacak. 15 Temmuz konu belli. Devletin istiklalı demokrasi sorunu belli. Ve parti binasının önünde ben de toplantıdayım. Gece saat tam 1.30. İnanır mısınız? Bu sefer sanki firmalar anlaşmış gibi iyi isimleri verebilirim. 3 tane ulusal firma. Gece 1.30, 15 Temmuz gecesi peşi peşine tam 4 dakika 3 dakika arayla arıyorlar. İlk o büyük firma aradı. Başkanım, Türkiye'de can güvenliği sorunumuz var. Sabah sütü alamıyoruz. Ya bir durun, bir nefes alayım. Arkasından diğeri. Başkanım, bir işte sorun var belli, görüyorsun can güvenliği problemimiz var, bu sütü alamayacağız. Ve diğer üçüncü firma. Ve emin olun tabii ki konu ülke işte neyse, tabii konu süt değil, bağımsızlık da çok önemli ki en önemli o. Ve o arada süt de birlikte olunca ya böyle insan hani omuzları çöker ya, çöküyor. Neyse oradan ufarlar önüne doğru dolandım. Yönetimden bir arkadaşımı aradım, dedi ki ya, o da panikledi, hemen bir anons edelim, şey mesaj çekelim. Üyelere. Dedim ki olmaz, bir dur. Sabah olsun, ay olsun. Neyse bugünü bize bahşeden Rabbime burada hepiniz adına şükrediyorum ki evet, bugün dindik yine sizlerle beraber. Ve bugün o kadar mutluyum ki o sorunlardan, o sıkıntılardan çıkıp bugün tekrar sizlerle beraber olduğum için bugün Rabbime binlerce defa şükürler olsun. Çok kıymetli üreticilerim. Tabii ki biz yine üretmeye devam edeceğiz. Ülke bizim, evet hayvan bizim, üretim, alın teri, üreticiyiz. Şu
şu anda 2016 yılı yine az sonra Veli Bey size okuyacak. Tabii ki imtihanlar bitmiyor. Devam edeceğiz ve şöyle söyleyeyim. Söz verdiğin gibi siz ürettiğiniz sürece, beni burada görev siz bana verdiğiniz sürece ne demiştim, hep söz vermiştim. Siz üretin, ben bu sizin ürününüzü pazarlayacağım. Bugüne kadar o krizlerde dahil olmak üzere hiçbir üreticimi aramadım ki sütünüzü alamıyoruz, pazarlayamıyoruz. Beni çok firmalar aradı. Çok üreticilerim beni bıraktı. Ya Mevlana'ya ayıp olmaz mıydı? Dediler ki başkan sizden de çok yeni oldu. Alma bu adamın sütünü. Kardeşim ne güzel. Dememiş mi hani biz Konya Mevlana torunuyuz ya. Ne olursan ol yine gel diyor. Ya ben orada emanet oturuyorum. Koltuk emanet. Ya işimin isim vermiyorum. Ali Veli. Adam sütünü üretmiş. Ters düşebilir. 10 kuruşa fazla paraya satabilir. Sütünü götürmüş. Arkadaşlar 3 defa giden, 5 defa gelen var. Hiçbir kimseye kapıdan çevirmedim. Aldım, yine almaya devam edeceğim. Buradan yine sesleniyorum. Sütünü satamayan üreticilerimiz varsa baş tacı, birlik, görevli, dindik, ayakta süt almaya devam ediyor. 2016 yılı 165 milyon 400 bin lira, yani eski parayla 2016 yılı, bu sizin gücünüz, benim değil. 165 trilyon 400 milyon parayı 2016 hayali bütçe değil müdürüm. Gerçekleşmiş bir bütçe. Bu birlik aslında çok önemli. Türkiye'nin göz bebeği. 337 tane süt üretici birliği Türkiye içe ve ileride. Damızlık birlikleri dahil olmak üzere. Bakın. Çok altın, onlar da bizim örgütümüz. Damızlık birlikleri dahil olmak üzere 165 milyon 400 milyon parayla, bunu yine Tarım Bakanlığı Tarım Reformu söylüyor. Türkiye'de birinci birlik. O zaman bu kadar göz bebeği bir birlik böyle hoyratça kullanılmamalı, hoyratça yönetilmemeli. Burası önemli. Şimdiden sesleniyorum. 2018 yine Şubat ayında benim görevim bitiyor. Seçim var. İsteyen arkadaşlarım hakikaten çalışabilir, aday olabilir. Hatta hani biz geçen sene 4 Mart'ta bir olay olmuştu. Bu yönetim yine bakanlık hatırlar. Ya şurada sayın müdürüm, eğer ki biz seçim istiyoruz dediklerinde ben sandığı alıp falan kaçmam. Hayırlı olsun derim. Sandığı koyarız, seçim yaparız. Çünkü koltuk emanet, bu mikrofon emanet arkadaşlar. Başkan Sarıkafa'nın konuşmasından sonra divan üyelerinin seçilmesi, divan teşekkülünün sağlanması, saygı duruşu ve istiklal marşının okunması ile program devam etti. Divan Başkanı Kazım Kalkın'ın başkanlığında hükümet komiserleri ve bakanlık temsilcilerinin nezaretinde birliğin 2016 yılı gelir gider bilançoları ve 2017 yılı tahmini bütçesi okunarak oylamaya sunuldu. Bu kira...